hoş geldiniz. İsmim Orkun Çelik, veteriner hekimim. Yaklaşık 5 senedir mesleği icra ediyorum. Özellikle idrar yolu enfeksiyonunda hayvan sahibinin anlayacağı şekilde anlatalım olayı. Özellikle huzursuz davranış, zor idrar yapma, sık sık idrara gitme, olduğundan daha az idrar yapma, idrarında kan görme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Normal zamanlarda idrarını yaparken herhangi bir bağırma veya ses çıkarma gibi bir durum söz konusu olmazken idrar enfeksiyonu veya idrar yollarında herhangi bir problem olduğunda özellikle hayvan yani acı çeker gibi ağlar gibi sesler çıkarabilir yani. Son olarak genelde hayvan genital bölgesini yalama isteğindedir. Yani en büyük problem özellikle yanlış beslenme. Yanlış beslenme, enerji bakımından düşük gıdalar, yağ oranının özellikle ucuz ve kalitesiz gıdalarda bulunan orantısız maddeler bunları tetikleyebilir yani. Yüksekten düşme genelde bazen bazı aylarda özellikle kızgınlığa giren hayvanlarda çok karşılaşabiliyoruz. Onlarda travma kaynaklı idrar yollarında problem oluşabilir. Yani idrar kesesinde bir sıkıntı olabilir. Onun haricinde idrar yollarında bir sıkıntı olabilir. O da tabii muayene ile teşhis edilebilir. Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte özellikle stres faktörü, bakteriyel, viral, bazı yaşı büyük kedilerde tümöral oluşumlar, kistik oluşumlar sebebiyet verebilir. Niye strese girebiliyor? Özellikle evden bir kişi ayrılırsa veya eve ekstra bir kişi gelirse veya farklı bir yere taşınılırsa, farklı bir kediler eve gelebilirse bu şekilde strese girebilir. Yani idrar yolu enfeksiyonlarına pek fark etmiyor. Ama özellikle oran olarak söylersek dişi kedilerde enfeksiyon olarak biraz daha yatkınlığı var. Çünkü kanal ya mesane ile idrar yolu kanalı daha kısa olduğundan dolayı erkek kedilere göre biraz daha predispoze. Erkek kediler daha az yatkın diyebiliriz yani. Enfeksiyonun bulaşma riski olabilir ama bu taşın bulaşma riski yok. İdrar yollarından taş oluşabiliyor. Bunlar da özellikle sütrüvit, oksalat ve fosfat gibi taşların oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Özellikle getirdiğimizde ilk normal fiziksel muayenesine bakıyoruz. Bir idrar kesesini elle muayene ediyoruz. Daha sonra kan ve idrar tetkiklerini yapıyoruz özellikle. Bir bakıyoruz herhangi bir idrarda veya işte kanda bazı parametrelerimiz var. Onlara bakıyoruz. Onlarda herhangi bir yükseklik veya düşüklük durumunda diyoruz ki işte idrar yollarında bakteriyel, viral veya taş oluşumundan dolayı kaynaklı bir hastalık mevcut. Kist oluşabilir kanallarda, idrar kesesinde veyahut da böbreklerde oluşan kistler bu şekilde problemler yaratabilir. Yani özellikle mantar mı, bakteriyel mi veyahut da kistik oluşup olmadığını bunu ultrason yardımıyla, röntgen yardımıyla öğrenmemiz mümkün. Ona göre tabii tedavimizi o şekilde yönlendirebiliyoruz yani. Yani hepsinin farklı farklı tedavisi var. İlk başta kan muayenesi, idrar muayenesi, röntgen ultrason muayenesinden sonra teşhis ettiğimiz hastalığa göre, ona göre uygun ilaçlar kullanıyoruz. Gerekirse tablet, gerekirse enjektable tarzında. En önemli şey, olayın en önemli faktörü, yani özellikle uygun, yani hangi taş oluşmuşsa ona uygun bir mama, ona uygun bir diyet sunuyoruz yani. İlk zamanlarında biz özellikle şey diyoruz, ıslak mama, biraz daha yoğun verme gerekebiliyor çünkü vücuttaki üre miktarı arttığından dolayı atılımını daha hızlı gerçekleştirmek istiyoruz. Ondan sonra uzun vade kuru ve diyetetik mamalar kullanmamız gerekebiliyor. Yani tedavi bittikten sonra biz gene bir süre aşağı yukarı değişebiliyor. Bir 5-6 ay kadar özel prescription mamalar dediğimiz hem diyetini değiştiriyoruz hem mamasını değiştiriyoruz. Su miktarlarına kadar komple diyetini ayarlama yapıyoruz. Onları yaptıktan sonra belli bir dönemden sonra normal kısırlaştırılmış. Eğer hayvan kısırsa ona göre normal kendi mamasına devam edebiliyor. Yani onları pek tavsiye etmiyoruz. Balıktır, tavuktur. Çünkü onların protein miktarı biraz daha bunlara
bunların çeşidine göre değişiklik gösterdiği için tetikleyebilir. Bu enfeksiyonu daha az minimalize etmek için yani mümkün olduğunca kendi kafamıza göre gıdalar vermiyoruz. Veteriner hekimin tavsiyesi doğrultusunda uygun diyetetik mamalar ve uygun mamalar kullanabiliriz. Eğer bir yoğun bir tıkanma idrar yollarında ve idrar kesesinde taş oluşumu varsa, yani eğer onu medikal tedaviyle ve diyetle çözemeyeceksek, bayağı bir tıkanıklık varsa, hayvanın hayatı riski söz konusuysa bu şekilde ameliyat etme durumu olabiliyor. Çünkü bunun sebebi eğer idrar yollarında çok fazla taş oluşumu varsa, yani biz idrar yollarını sondayla açtığımız takdirde tekrar içerideki taşlar yolu tıkayabilir. Ondan dolayı yani sabitleme yöntemiyle hatta bir minimum bir 3-4 gün peniste idrar sondasını tutabiliyoruz yani. Yani komple tedavisi bakteriyel sistit durumlarında yani 7 gün ile 14 gün arasında değişebiliyor. Taş tedavisi 6 aya kadar uğraştığımız, tedavi ettiğimiz hastalarımız var. Yani eğer taş oluşumu varsa hasta sahibinin gözünün önünde yani bu durum göz önünde kaçmışsa aşağı yukarı 24 ile 48 saat sonra vücuttaki üre seviyesi yükseleceği için hayvan azotomiye girecektir. Ondan dolayı ölüm riski var eğer bunu dikkat etmezlerse. Aşağı yukarı 1 ile 6-7 yaşa kadar bu bizim yani hastalarımızda görülebilen bir durum yani bir hastalık. Yani kısırlaştırılmış erkek kedilerde bu oran daha fazla özellikle idrar yollarındaki taş oluşumundan bahsedersek.